Yine iman bahislerine devam ediyoruz. Geçen hafta en son Al-ikrar bil-lisan başlığında kalmıştık. Buradan devam ediyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan ve şükran lillah. Salaten ve selamen ala nebiyyillah. Al-ikraru bil-lisani. Dil ile ikrar konusu. وَأَمَّا قَوْلُهُ بَعْدَ ذَٰلِكَ Bundan sonra şu sözüne baktığımız zaman imamın وَالنَّاسُ فِي التَّصْدِيقِ عَلَى ثَلَاثَةِ مَنَازِلَ Tasdik açısından, tasdikte temel olarak nasıl bir çerçeve çizmişti? Tasdik kalbin fiilidir. Tasdik özü itibariyle kalple ilişkilidir. Ve tasdik açısından insanlar üç kısma ayrılır. Feminhum, birinci kısım, men yusaddiku bi kalbihi ve lisanihi. Hem kalbi hem lisanıyla tasdik eden. Ve minhum, ikinci kısım, men yusaddiku bi lisanihi ve yukezzibu bi kalbihi. Diliyle tasdik eden, kalbiyle yalanlayan, inanmayan kimse. وَمِنْهُمْ üçüncü kısım ise مَنْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَكَذَّبَ بِلِسَانِهِ kalbiyle tasdik eden fakat diliyle inkar eden şeklinde. فَأَمَّا مَنْ صَدَّقَ اللّٰهَ بِقَلْبِهِ وَلِسَانِهِ Şimdi Allahu Teala'yı kalbi ve diliyle ikrar eden, tasdik eden kimseye gelince فَهُوَ عِنْدَ اللّٰهِ وَعِنْدَ النَّاسِ مُؤْمِنٌ Bunda herhangi bir şüphe yok. Hem Allah katında hem de insanlar nezdinde bu kişi mümin olarak kabul edilir. وَمَنْ كَذَّبَ بِقَلْبِهِ Kalbiyle inkar edeni gelince كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى كَافِرًا وَعِنْدَ النَّاسِ مُؤْمِنًا Allah nezdinde bu adam kafirdir. Fakat insanlar nezdinde mümindir. وَمَنْ كَذَّبَ بِلِسَانِهِ وَصَدَّقَ بِقَلْبِهِ فِي حَالِ التَّقِيَّةِ Korku durumunda, can korkusu durumunda demek lazım buraya. Kalbiyle tasdik ettiği halde diliyle inkar eden kimse ise فَاِنَّهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مُؤْمِنٌ Allah katında mümindir. Ve yüsemmihi onu isimlendirir. Men la ya'rifu ennehu yettaki. Onun müttaki bir insan olduğunu bilmeyen, dışarıdan bakan bir kimse onu isimlendirir. Ne olarak? Kafiren, kafir olarak isimlendirir. Fe'lem. Bil ki, evet açıklamaya geliyor şimdi. Ennet tasdika alel hakikati özü itibariyle tasdik huve itikadu sıdkil muhbiri bil kalb. Yani nedir? Haber verenin doğruluğuna kalp ile inanmaktır, itikat getirmektir. Bir daha söyleyelim. Özü itibariyle, gerçek anlamıyla, asli manasıyla tasdik, haber verenin doğruluğuna kalp ile itikat getirmektir, inanmaktır. Vehuvel imanu ala ma beyyenna şerhahu fi makab. Daha önce açıkladığımız üzere iman dediğimiz şey budur. İzerlem yekun es-sebilu ila ma'rifeti ma fi kalbihi li ahadina lem yumkin el kat'u ennehu mu'minun. Şimdi şunu bilmeye hiçbir şekilde yani hiçbirimizin bilmesine imkan yok diyor yani. Kesin yani bu adam kesin mümindir hükmünü verebileceğimiz bir bilgiye sahip olmadığımız durumlar da var. Yani bu noktada kesinlikle bir şey söyleyemeyiz. Feize
Yani bir kişi hakkında aslında şuna getirmeye çalışıyor. Yani bir kişinin inancı hakkında kesin bir kanaate sahip olmamızın ölçüsü onu ayan beyan görmemiz, onu izhar etmesi, ortaya çıkarması, göstermesidir. Gizli olan bir şeye bizim ulaşmamız mümkün değildir demeye gidiyor. Feize akarra bilisanihi, yani bunu, bu ikrarı, iman ikrarını diliyle yaptığı zaman yüsemme ikraruhu billisani imanen. Yani o ikrarı dil ile ikrarı iman olarak isimlendirir. Ve yüsemme mu'minen ala hukmu zahir. Zahire bakılarak onun mümin olduğuna hükmedilir. Mümin olarak isimlendirilir. Ve cevvezne en yekune mu'takiden lehu bi kalbihi. Ve şu da caizdir, uygundur. Yani onun da kalbiyle inandığına, inanmış olduğunu da düşünmek caizdir. Zahiren öyle gözük. Şimdi bilemeyiz. Ve lidelike bu nedenle galebet et tesmiyetu aleyhi bi ennehu mu'minun. Bu nedenle onun mümin olarak isimlendirilmesi ağır basmıştır. Çünkü veriler, yani insanın elindeki veriler neyi gösteriyorsa ona göre hükmetmek gerekir. Feemme izâ alimne, şayet şunu da bilebilir isek, ennehu lem ya'takid bi kalbihi sıdkal muhbiri. Yani haber verenin, tabi burada haber veren kim? Hazreti Peygamber. Allah'tan bize bir haber getiriyor, değil mi? Haber verenin doğruluğuna kalbiyle inanmadığını biliyor isek fe inna la nusemmihi mu'minen. O zaman mümin olarak isimlendirmeyiz o kişi. Ben nusemmihi kafiran. Onu kafir olarak isimlendiririz. Ve in azhara ve in azhara bilisanihi el ikrara, diliyle ikrarını açıkça beyan ettiği takdirde وَذَٰلِكَ هُوَ الْمُنَافِقُ الَّذ۪ي يَجْرِي عَلَيْهِ اَحْكَامُ الْمُؤْم۪ينَ فِي الدُّنْيَا. Ki bahsetmiş olduğumuz münafık tiplemesi, yani diliyle ikrar ediyor, kalbiyle inkar ediyor. Bu açıktan mümin olduğunu söylemesi itibariyle dünyada müminlere uygulanan hüküm neyse ona tabi olan münafık tiplemesinden bahsediyoruz. Ve yekunu lehul ikabu fil ahiret. Kalbiyle inkar etmesinden dolayı ahirette onu ceza, azap beklemektedir. Kötü bir son beklemektedir. Ala mana ennehu la yutlabu bil cizyeti, ki yani dünyada müminlerin hükmünün uygulanması demek ne demek? Yani ondan cizye talep edilmez. Ve yuhkanu demuhu ve maluhu, malı ve canı koruma altındadır. Ve huve kafirun alel hakikati, yani aslında özü itibariyle inkarcıdır. Yecri aleyhi ve lehu ba'du ahkamil müminine. Yani buna rağmen, yani açıktan ben müminin demesi itibariyle bazı, yani müminlere uygulanan hükümlerin bazıları ne yapılır? Burada uygulanır şeklinde ifade ediyor. Aslında burada toplumsal bir çerçeveyi de ifade ediyor. Daha önce de konuşmuştuk bu meseleyi. Yani iman evet esma ve ahkam konusudur. Özellikle ahirete bakan yüzü vardır. Fakat onun bir de bu dünyayı ilgilendiren toplumsal bir boyutu da vardır. Onu da unutmamak lazım. Sonuçta
Müslüman toplumun temeli iman kardeşliği üzerinden kurulmaktadır. Ve emme izâ enkara bilisânihi ve saddaka biqalbihi. Şimdi şu kişiye gelelim. Diliyle inkar ediyor fakat kalbiyle tasdik ediyor. Ve vaka inkaruhu takiyyete. Ki bu inkar eden herhangi bir can korkusuyla, yani can tehlikesi var. Bu nedenle böyle bir inkar yoluna, diliyle inkar yoluna gidiyor. Fe innehu mu'minun bi tasdikihi bi kalbihi gayru kafirin li inkarihi bi lisanihi. Şöyle yapalım. Fe innehu mu'minun bi tasdikihi bi kalbihi. Kalbiyle tasdiki olması itibariyle mümindir. Gayra öbür taraftan kafirun li inkarihi bi lisanihi. Diliyle inkar etmesi bakımından da kafirdir. Ve in enkere bi lisanihi tav'an, yani boyun eğmek maksadıyla boyun eğer bir tarzda diliyle inkar ediyorsa ve o mu'tekidun bi kalbiha, halbuki kalbiyle inandığı halde ucriye aleyhi ahkamül kafirine, yani kafirlere uygulanan hüküm neyse veya bakış neyse buna da o şekilde bakılır. Keme ucriye alel münafıkine. Aynı münafıklara uygulandığı gibi. Ve kâne hükmuhu fî dâlikel ehkâmi hükmül fâsikillezî nehâfu ikâbehu ve nercu affehu. Bu da bir şey. Şimdi bu kişinin zor bir durumu var. Olumsuz bir durumu var. Yani belki yani imanını yine her türlü şey, her şeye rağmen açıktan da söyleyebilirdi. Belki bir günaha girme durumu da var gibi. Bu cümleden onu anlıyoruz. Yani biz esasında veya böyle de olmayabilir veya şeyle de kıyaslayarak da söylüyor olabilir. Fasık. Yani fasık ne? Günahkar mümin anlamında. Günahkar mümine biz, yani bizim literatürde nasıl bakılır? Yani akıbetinden endişe edilir, affı umulur şeklinde. Akıbetinden endişe edilir, affı umulan kişiye fasık diyoruz. Yani onun hükmü aslında ona yani ona bakışta bu şekilde olması gerekir şeklinde bir noktaya varıyor burada. Ve amma mana kavlihi rahimehullahu, Allah rahmet eylesin, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin şu sözünün anlamı, kâne indallâhi mu'minen ve inde men la ya'rifuhu kâfiren. Çok önemli bir cümle. Allah katında mümin fakat onu bilmeyen bir kişiye göre ise kâfir. Kim bu? Kalbiyle iman eden, diliyle inkar edilmiş. Fel muradu bi kavlil gaili, buradaki bu görüşün sahibinin maksadı şu olabilir. İndallahi fi misli hadel mevzi, yani böyle bir konumda innema yuradu bihi, şu murad edilir. Ennehu fi ilmillahi teala ve hükmihi ennehu kezalike, yani Allah Teala'nın ilminde ve hükmünde bu şekildedir. Yani kalbiyle tasdik ediyor olması itibariyle mümin olarak geçmektedir. Ve izâ kîle, şayet şu şöyle denir ise indel muslimine, işte Müslümanlar nezdinde, fel muradu bizalike, buradaki temel şey o başta da söylediğimiz noktaya geliyor. Ma zahara lehum min zalik. Yani topluma nasıl açık beyan vermişse, kendisini nasıl lanse etmişse burada dikkat edilecek husus odur. Yani bi hükmillahi fihi lehu. Bu şekilde işte Allah'ın hükmündeki husus
açıkça ortaya çıkmış olur diyor. Evet. Vale. Bir ki enne ahkame şeriatı şeriatın hükümleri cariyetun alel ikrari el-zahiri el-mesmuri. Ya bu bir kuraldır. Şeriat, hukukun kuralları, hükümleri duyulan, açıktan gösterilen ikrara dayalı olarak var. Kişinin beyanı esastır. Bu yani temel hukuki bir kuraldır. Kişinin beyanı neyse ona göre ona muamele edilir. Ve ala hükmül firaşi. Kişi kimin yatağında doğmuşsa işte çocuk insan doğduğu yatağa nispetle soy sopu bellidir. Oraya işaret edin. Ve ala hükmü zina. Zinanın hükmü de bellidir. Ve ikrarı bil muslimine fi ef'alihimiz zahirat. Dolayısıyla ikrar nedir? Yani bu fiillerde uygulanacak hükümlerin temel dayanağıdır. Kişinin beyanı. Feyza tüziyi, tam bir şey diyemiyorum şu anda. Bir ziyihim, zi elbise. Yani kişi bir onların elbisesini giydiği zaman ve şehide meşahidehum veya müşahedehum onların görünüşünde olduğunda ve amile misle a'malihim ve onların yaptıkları gibi hareket ettiğinde ve akarra ke ikrarihim ve o toplumun beyanları gibi beyanda bulunduğu zaman cera aleyhi min ahkamü şeriat. Şeriatın hükümleri de o kişi uygulanır. Nasıl gösteriyor ise. Ma yecri alel muhakkiki el musaddiki bi kalbi. Yani kalbiyle tasdik gerçekleştiren kimseye uygulanan hükümler neyse ona göre ona da uygulanır. Adam böyle gösterir. Ve hazzuhu fil ahireti lil kalbi. Ama işte ahiretteki hissesine, payına, karşılığına gelince ahirette esas bakılacak yer neresidir? Kalptir. Kalpler diğer insanlara kapalıdır. Bilmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Biz ancak kişilerin beyanlarını bilebiliriz ve ona göre hüküm ederiz. Kalpleri bilen ancak ve ancak Allah'tır. Ve hükmünü de vereceği zaman ahirettir. Ve aleyhi minallahi es-saht. Yani kalbi inanmayan kişi için Allah'ın öfkesi vardır. Gazabı vardır. Ve emma izen saddaka bi kalbihi kalbiyle tasdik ettiğinde ve araf ve Allah'ı bildiğinde ve aykan ve bu bilgisinde belli bir kesinliğe ulaştığında ve istesleme ve Allah'a boyun eğdiğinde ve eddel feraiza ve yükümlülüklerini, farzları yerine getirdiğinde ve ectenebel kebaira ve büyük günahlardan kaçındığında ve tuffi aleyha ve bu hal üzere öldüğü zaman bir kimse kânel mu'mine yani mu'mine niye dedi onda çok mu'minu diye okumak daha doğru. Kânel mu'minu indallahi teâlâ ve indel muslimin. Böyle bir kimse hem Allah katında hem de insanlar nezdinde mümin olarak bilinir. Ve lehu hukmü şeriatı yani Müslüman muamelesi yapılır diyelim buna. Fit dünya dünyada da ve sevabı fil ukba ahirette de ne yapar? Bunun karşılığını alır. Fe emme şuna gelince
Kimdir o? İzâ arafa bi kalbi. Kalbiyle biliyor Allah. Ve fesaka bi cevârihi. Fakat günah da işliyor. Ve ertekebel kebâir. Büyük günahları da işliyor. Ve mâte aleyha. Ve bu hal üzere ölüyor. Yani kalbiyle yani tasdik ediyor, Allah biliyor. Ama günahkar ve bu hal üzere ölüyor. Fe innehu mu'minun indallahi teala. Bu kişi Allah katında mümindir. Fakat biz ona nasıl bir muamele yaparız? Yuhşa ikabuhu. Akıbetinden endişe ederiz. Ve yurca lehul affu vel mağfiretu. Yani onu mağfiret dileriz, bağışlanmasını dileriz Rabbimizden ve affedilmesini umarız. Yani bizim günahkara bakışımız budur diyor. Yani böyle ibretlik gözüyle bakarız. Yani acınacak bir kimse gözüyle bakarız diyor. Evet, şimdi biraz bu da şeye girecek bu başlıkta. Şimdi bu başlığa da geçelim isterseniz. Ne diyelim? İmanda istisna meselesi. Yani öz itibariyle nedir bu imanda istisna dediğimiz şey? Yani kişinin işte inşallah müminim deyip dememesi meselesi. Yani burada inşallah neyi ifade ediyor? Yani emin olamıyor. Yani biz Allah'ın ilminde gerçekten mümin miyiz, değil miyiz? Bir umar tarzda, Allah'tan umar tarzda inşallah müminiz diyerek bir şey de var. Yani Allah'ın ilmiyle ilgili de bir ilmiyle ilgili bir tartışma. Yani bir kesim diyor ki biz Allah'ın ilmini kesin olarak bilemeyiz. Ona hürmeten yani biz senin katında mümin olduğumuzu umuyoruz şeklinde bir tavır esastır. Diğerleri de ya iman işin her şeyin esasıdır. İman olmasa İslam binası da olmaz. Dolayısıyla burada kişinin kesin olarak kendini mümin olduğunu bilmesi gerekir şeklinde farklı veçelerden bakan iki görüş var. İbn-i Furek'in buna da burada değindiğini ne yapıyoruz? Görüyoruz. Fakat ihtelefen nasu hel yuqal şöyle düşünülebilir mi? Şöyle söylenebilir mi? İnnehu mu'minun kat'an fil hal. Kişi kesin mümindir. Fakat ihtelefen nasu insanlar ihtilafa düştü. Farklı düşünüyorlar. Farklı bakış açıları var. Fîmen saddaka bi kalbihi bimâ câe min indillâhi teâlâ. Yani Hazreti Peygamber'in Allah katından getirdiğine, Allah'tan getirdiği her şeye kalbiyle inanan ve arafa ve eykana işte Allah'ı bilen, bu bilgisini kesinliğe ulaştıran ve estesleme boyun eğen ve akarra bilisanihi diliyle de ikrar eden ve ettel feraiza yükümlülüklerini yerine getiren bir kimse için hel yukar şu söylenebilir innehu mu'minun kat'an fil hali emla halihazır şu an bu kesinlikle mümindir demek mümkün müdür veya değil midir? Diyor ki ala makaleteydi. Bu konuda iki tane görüş vardır. Feminhu men kâle. Birinci görüşü şudur. Şöyle söylemektedirler bu görüş sahipleri. Yecuzu en yukâle lehu innehu mu'minun fil hâli. Halihazır. Bu kişinin mümin olduğunu söylemek caizdir, uygundur. Ve illem yu'men aleyhi ettegayyuri fil meali. Yani akıbeti sonu tam olarak kestirilemese bile yani bu noktaya dair kesin bilgimiz olmasa dahi
Yani sonuçta hani dualarda da söylenir ya işte, Ya Rabbi son nefeste iman nasip et. İmanla bu canı teslim etmeyi nasip et şeklinde. Yani son nefeste mümin olarak gitmek de önemlidir. Gitmek önemlidir esas itibariyle. Özellikle buraya işaret. Yani evet, şu an bütün her şeyi yapıyor mümin. Ve son dakikada, yani bu dünyadan göçerken bu hal ile gidip gitmeyeceği bilinemese bile bu kişi mümindir demek caizdir, uygundur diyor ilk görüş sahibi. وَقَالُوا اِنَّهُ مُؤْمِنٌ Ve derler ki bu kişi mümindir. كَمَا يُقَالُوا لِمَنْ هُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ حَيٌّ Yani yaşadığı sürece. Yani yaşayan bir kimseye. Yani sen yaşıyorsun dendiği gibi bu kişiye de mümin denir. İnnehu hayyun alel hakikati. Yani gerçekte yaşıyor. Yaşayan adamı yaşayan dersiniz. Diri dersiniz. Ve in lem yu'men tagayyuruhu fi's-sani bi en yemute. Yani ikinci aşamada yani hangi durumda ölecek? Ölmesiyle de durumu değişecek. Bu kesin olarak bilinmese bile diri adama diri dersiniz. Dolayısıyla mümin adama da mümin dersiniz demek istiyor. Bunlar kimin? Bizim Hanefilerin ve Maturidilerin görüşü. Fekezalike el-kavlu ala ma vassafna yani aynı şekilde daha önce de nitelendirdiğimiz, belirttiğimiz üzere ennehu mu'minun fil hali bil hakikati yecri mecrahu. Dolayısıyla bu kişiye gerçek bir mümin muamelesi yapılır. Bunun birinci görüşü savunanlar. Evet. Devam ediyoruz. Ve minhum men kâle. İkinci görüşü savunanlar ne diyorlar? Ona bakıyor. İnne men arafna zalike min zahirihi ve batinihi. Yani hem görünüşü hem görünmeyen tarafıyla bildiğimiz bir kimse. Ve lem na'rif ennehu yedumu aleyha. Fakat ya bu hali böyle devam edecek mi? Tamam, mümin olarak biliyoruz, görüyoruz ama bu şekilde devam edecek mi? Süreç bu şekilde ilerleyecek mi? Durumunda herhangi bir değişme olacak mı, olmayacak mı? Bilemediğimiz bir kimse için fe inna la naqta'u aleyhi ennehu mu'minun. Yani kesin bir hüküm veremeyiz yani. Yani bu kişi kesinlikle mümindir şeklinde bir hüküm veremeyiz. Bel nekulu deriz ki innehu mu'minun inşaallahu teala. İnşallah mümindir. Yani dua mahiyeti. İnşallah mümindir şeklinde söyleriz diyor. Ve nekulu ve yine deriz ki innehu mu'minun ala recaina lehu tamamu fi halihi bi en yemut aleyhi ve yahafu aleyhi ettegayyur an halihi. Ne deriz? Şunu deriz. Yani bu öyle bir mümindir ki yine kesin demiyoruz. İnşallah yani biz öyle umarız. Yani bu hali devam etsin. Bu halin devam etmesinin için dua ettiğimiz ve bu hal üzere ölmesi için dua ettiğimiz, yani bu hal üzere, ölsün anlamında değil. Ölürken imanlı bir şekilde ölmesi için dua ettiğimiz ve bu halinin hiçbir şekilde değişmemesi için dua ettiğimiz bir mümin deriz. Fel ecdir zelike. Bütün bu saydığımız, ortaya koyduğumuz nedenler ve çerçeveden ötürü la naqta'u bi ennehu mu'min. Yani
kesin mümin hükmü söylemeyiz. Kesinlikle mümindir demeyiz. Derken işte bu kayıtlarımızı ekleriz. İnşallah bu hali devam eder. İnşallah iman üzere son nefesi verir. İnşallah bu hal hiçbir şekilde değişmez. Kaydını koyarız ki bu da kesin anlamda mümindir demememizin nedenlerini ortaya koymak. وَاحْتَجُّوا لِذَٰلِكَ ve bu konuda şöyle bir delillendirme yaparlar bu görüş savunanlar. بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى وَعَدَ الْمُؤْمِن۪ينَ الْجَنَّةِ Allah müminlere cenneti vaat etmiştir. فَاِنْ قَطَعْنَا بِأَنَّهُ مُؤْمِنٌ Eğer biz onun kesin mümin olduğu hükmüne varır isek, sonucuna varır isek lezime. O zaman şu gerekir. En nakta ennehu min ehlil vaadi bil cennet. O zaman bunun kesin cennetlik olduğu hükmünü de vermemiz gerekir. Yani Kur'an-ı Kerim'de ne geçiyor? Diyor Allah müminlere cenneti vaat etmiştir. Eğer bir kişiye kesin olarak mümin der isek o zaman bu kişinin de cennetlik olduğunu söylememiz gerekir. وَلَوْ قَطَعْنَا بِوَعْدِهِ Eğer o vaade dair kesin bir kanaatimiz var ise لَقَطَعْنَا اَنَّهُ يَمُوتُ عَلِهِ O zaman onun da bu hal üzere mümin hali üzere öleceği noktasında kesin bir hükmümüz olur. لِأَنَّهُ La yaqta'u bil cenneti illa limen yemutu alel iman. Çünkü yani bir cennet vaadi ancak iman üzere ölen kişi içindir. Kesin ve net bir şey. Ve leyset lena ma'rifetun bi akıbet emrihi ala ma yakın. Durum ortada ve bu kişinin akıbetine dair bir bilgimiz yok. Değişecek mi, değişmeyecek mi? İmandan çıkacak mı, çıkmayacak mı? Kesin bir bilgimiz yok. Felizalike dolayısıyla lem nakta al hukme lehu bi ennehu mu'min. Bu nedenle kesin bir şekilde mümindir diyemiyoruz. Lienne imane billahi çünkü Allah'a iman etmek اَعْظَمُ السَّعَادَاتِ Mutlulukların en büyüğüdür. وَلَوْ قَطَعْنَا اَنَّهُ سَعِدَ بِهِ Eğer kesinlikle cennetlik der isek Said, Şakî bunlar da özel terim olarak kullanılıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Said ne demek? Cennetlik demek. Şakî de cehennemlik demektir. Eğer ve lev kata'na ennehu sa'ide bihi onun cennetlik olduğuna dair kesin hüküm verir isek ve men sa'ide bihi kâne min ehli adli ve sevab ki cennetlik bir kimse de kimlerdendir? Doğrulardandır ve mükafatlandırılan kimselerdendir. Ve la sebile ile marifeti delike kimin cennetlik olup olmadığını bilme imkanımız yoktur. Kimin cennetlik olup olmadığını bilemediğimiz için bu görüş sahiplerinin delili bu. O kişiye ya bu kesinlikle mümindir dememiz de mümkün değildir diyor. Evet, vakat ruhiye fil haber. Yine bir rivayette geçtiği üzere Anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Peygamber'den gelen bir rivayette geçtiği üzere İnner racule li yusbiha muminen ve yumsiye kafir. Bir kişi mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler. Ve yumsiye muminen ve yusbiha kafir. Mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar.
Fesemmâhu mûminen alâ mâ indehu fi'z-zâhir. Yani zahire göre hüküm vererek mümin olarak isimlendi. La kat'an bihi, yani bir kişi kesin anlamda mümindir ve kafirdir demiyor. Yani burada odaklandığı nokta müminlik. Mümindir demiyor kesin anlamda. Bunu delil getiriyor bu görüş sahipleri. Vakale yine bir hadis rivayetini burada aktarıyor. İnner racule liyamele bi amel ehli cennet. Meşhur bir rivayet bu da biliyorsunuz. Bir adam yani cennet ehlinin amelini yapar. Uzun bir süre, hayatı boyunca. Hatta la yakunu yakuna beynehu ve beynaha illa kadar zira'in. Yani böyle cennetle o kişi arasında sadece şöyle bir ziralık bir mesafe kalmıştır ki sonra yerciyu oradan döner ve ya'malu bi amel ehlinden. Bir bakmışsınız cehennem ehlinin amelini yapar ve ne yapar? İşte cehennemlik olur demeye getiriyor. Ve kezalike ya'malu bi amel ehlin nari. Yine bir adam işte böyle hayatı boyunca cehennem ehlinin amelini yaparak yaşar. Aynı şekilde yine böyle bir zira kalmıştır cehennemle arasında. Sümme yerci o yoldan döner. Feyamelu bi amel ehli cennet. Ondan sonra cennet ehlinin amelini yapar. Ve cennete girer. Festefetna bihazel haberi. Bu haberden de anlıyoruz ki, buna da delil getiriyoruz ki, bundan da faydalanıyoruz ki, ennehu kad yetebettelu hal. Ya bu ne için söylüyor? Ya kişinin durumu değişebilir. Her an için değişebilir. Hatta son ana kadar büyük böyle hiç istikrarlı bir şekilde gidip son anda bile değişebilir demeye gitti. Yani bunu bu bağlamda delil getiriyor bu rivayeti. Dolayısıyla diyor ve la yecibu bekauhu fil meali ala hukmil hal. Evet yani şu an böyle ama neticeyi kestiremeyiz. Yani böyle bir zorunluluk yok. Bu adam şu an böyle diye bu kalıcı olacak diye de bir şey yok, kural yok. Kestiremediğimiz için ve Allah'a da hürmetimizden dolayı demeye getiriyor. Bu kişi kesin mümindir ve değildir demeyiz. Velidâlik lem nakta bih. Kesin hüküm vermeyiz bunu. Lianna Allah Teala kad ahbara ennehu radiya anil mu'minine ve gadiba alel kafirine. Yine nakledildiğine, rivayet edildiğine göre Allah müminlerden razı olmuştur. Ve kafirlere karşı da öfkesi vardır. Ve la yecuzu indena, bize göre caiz değildir. En yerza sümme yağdabu. İlk önce razı olacak. Yani kişinin hali değişiyor ya. İman ama son anda gitti. Sonra tekrar ona ne yapacak? Öfke duyacak. Ne olur bu Allah'ın ilminde değişiklik anlamına gelir demeye gitti. Ev yağdabu sümme yağdabu. İlk önce ona karşı öfkeli, sonra ne yapıyor? Ondan razı oluyor. Böyle bir durum li enne zalike yaqtadi tagayyurahu ve tagayyura sıfatihi'l ezeliyeti. Bak olayı nereye bağlı? Niçin bir kişiye kesin mümin denilemezdi? Getirdiği nokta burası. Eğer böyle bir durum olur ise yani ilk önce hoşnut sonra öfkeli. İlk önce öfke duyuyor sonra hoşnut. Nedir? Bu değişkenliktir. Böyle bir durum ne diyor? Değişmeyi gerektirir. Ezeli sıfatlarındaki değişmeyi gerektirir. Allahu Teala ve zelike muhalın. Dolayısıyla böyle bir şey de muhaldir, imkansız.
وَاِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ. Biz şunu söyleriz burada sadece. لِأَنَّ رِضَاهُ, çünkü Allah rızası, يَتَعَلَّقُ بِمَنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ اَنَّهُ يَدُومُ عَلَى الْا۪يمَانِ بِهِ. Bak. Rıza neye ilişkilidir? Allah-u Teala'nın iman üzere devam edeceğini bildiği kişi için. Bu kişi mümindir. Bu hal, yani halin devamiyeti önemlidir. Yani Allah'ın o kişiyi yani böyle devamlı bir şekilde mümin olarak bilmesiyle ilişkilidir. Ve yekun ehlen li sevabihi ve kerameti. Ve bu kişi mükafata ve Allah'ın ikramına, cömertliğine ehil olan kişi. Ve suhtahu, öfkesi ise innema yeteallaku bimen alime ennehu yemut alel kufri bihi. Yani küfür üzere öleceğini bildiği kimseyle ilişkin. وَمَنْ عَلِمَ مِنْ حَالِهِ اَنْ يَمُوتَ عَلَى الْا۪يمَانِ بِهِ وَتَعَلَّقَ رِضَاهُ عَنْهُ بِهِ فَلَنْ يَسْخَتُ أَبَدًا. Ne diyor burada? Allah'ın iman üzere öleceğini bildiği bir kimse, ki rızası bu kimsededir, böyle bir kimseye asla Allah'ın öfke duyması, asla öfke duymaz şeklinde ifade ediyor. Yani buradaki bir değişiklik, ne diyelim, Allah'ın ilmindeki değişikliği getirir. Biz bunları bilmediğimiz için kesin ve net bir şekilde konuşmayız diyor. Vakat ruye fi zalike ehberun kesirat. Yani bu bağlamda birçok rivayet vardır. Birçok haber gelmektedir. Teşhedü bima kulna fihi. Bizim söylediğimizde şahitlik eden, ortaya koyan. Femen kâle, bir kimse şöyle der ise, ene mu'minun indallahi kat'an. Ben Allah katında kesinlikle müminim der ise, lezimehu en yakule. O zaman şöyle demesi gerekir. İnne Allah Teala anni razin. Allah Teala benden razıdır demesi gerekir. Ve huve li bil cenneti vaidun kat'an. Bana kesinlikle cenneti vaat etti. Ben garantiledim, gidiyorum demesi lazım. Fe inne zalike min sıfatı mu'minine lezine yaktau bi imani. Yani imanı kesin olan müminlerin sıfatı bunu gerektirir. Yani bu nitelik onlarındır diyor. Evet arkadaşlar, yeni bir fasla geldik. Esmaul imani ve maaniha. Yani arzu ederseniz derim ben. Yani bir başlangıç yapıp ondan sonra tekrar devam edebiliriz. Yani haftaya devam edebiliriz. Evet. Şöyle biraz bakalım. Şu ana metni okuyalım. Haftaya tekrar burayı okuyarak devam ederiz. Hem de hatırlamış oluruz kaldığımız yeri. Faslun esmaul imani ve maaniha. Kale'l mutaallimu, öğrenci dedi ki, kat vasaftı adlen, doğruyu bütün özellikleriyle ortaya koydun. Velakin erake kat kessaftel imane fi kavlike. Fakat şimdi senin bu sözüne baktık ama baktığımızda yani imanı çoğalttın gibi geliyor yani böyle. Farklı kelimeler falan. İnnel iman huve tasdik. Diyorsun ki iman tasdik.
vel marifet vel ikrar vel İslam vel yakîn. Beş tane madde oldu. Beş ayrı kelime kullandım iman için. Kâlel alim. Alim de dedi ki aslahakallâhe. Aslahakallâhu. Allah seni ıslah etsin. Allah seni güzelleştirsin. Allah müstahakkını versin derler ya. Bismillah. La tekunenne minke el acelete. Üf. Ne oluyor? Acele etme. Ve tutebbit fil fetaya. Ya, fetva vermekte de hemen acele et. Ve in enkerte şeyen mimma ezkuruhu leke. Yani bir şeyi kabul etmiyorsan benim sana zikrettiğim şeyde fesel bir sor an tefsirihi. Yani bunun açıklaması nedir? İn kunte munasen, eğer gerçekten doğru bir şey söyleyenlerdensin. Ve rubbe kelimetin yesma'uha el insanu feyekrahuha. Şimdi kişi sevmediği bir kelimeyi, bir düşünceyi duyar ama feiza uhbira bi tefsiriha, yani bunun açıklaması yapıldığında radiya bi, ha yani bu benim düşündüğüm gibi değilmiş. İşin doğrusu buymuş. Yanlış yaptık. Diyebilir bir kimse. Ve la tekun, şöyle olma. Kellezî yesma'ul kelimete feyekrahuha. Yani böyle istemediği bir sözü duyduğunda sümme yagtenimuha iradete şeyinli, her türlü rezilliği yapıp her türlü kötülüğü yapıp, tamam, sanki böyle yağmacı gibi, mal bulmuş muharibi gibi, yani o kişiyi tefe koyup oynatma mı dersiniz artık, böyle davranan feyuziyuha finnasi ve bu rezilliği insanlar arasında yayan kimse gibi olma. Ve la yakulu, ki yani böyle bir kimse şöyle de demez. Mesela en yekune li hadil kelimeti tefsirun ve veçhun bu adlı. Böyle tamamen art niyetli olan kişilere karşı diyelim kini olan ve onların yerin dibine batırmak isteyen insanlar şunu demezler. Neyi demezdim ben? Ben ya bu düşüncenin, bu sözün bir açıklaması vardır belki. Doğru olduğuna dair bir bağlam vardır belki. Demezler. Ve la a'lemuhu, ben de bilmiyorum, bir öğreneyim demez. Fela es'elu sahibi an tefsiriye, ya bunu arkadaşıma bir sorayım açıklamasını demez. Ev leallehe ceret bilisanihi ve lem yetefattan leha, ya dilinde böyle şey oluyor ama belki biz kavrayamadık. Feyenbagili en etesebbete, emin olmam lazım ya yani gerçekten mi böyle söyledim. Ve la affahum veya vela affahın sahibi. Dolayısıyla benim arkadaşımı küçük düşürmemem lazım. Kusurunu ortaya çıkarmamam lazım demez. Ve eşinuhu, onu böyle her türlü hakaretlerle ifade etmeyeyim de demez. Hatta aileme ve çekelerini bir sözünü anlayayım, ondan sonra ona göre hareket edeyim de demez. Böyle demeyen, İnsanların kötülüğüne uğraşan, işin hakikatini araştırmayan bir kimse gibi ol. Galel müteallimu, öğrenci dedi ki sebbetek Allahu ve vaffakak, Allah seni istikamet üzere kılsın ve muvaffak eylesin, başarılı kılsın ve edeme leke salihen ma'atake, sana verdiği bu güzel nimeti daim eylesin. Seni salihlerden eylesin.
Kat araftu, anladım ki ellezî kulte, dediğini anladım. Fela tuâhidni billezî kâne minni enni muteallimun. Yani ben senden öğrencinim. Dolayısıyla ben soru sorarım. Lütfen beni kınama, azarlama. Velakin ahbirni, lütfen. Açıklar mısın? Amma vasafta minet tasdik vel marifeti vel ikrari vel islami vel yakini. Ve me menziletuhunne ve tefsiruhunne indek. Yani bu açıkla, yani tasdik, marifet, ikrar, İslam, yakin. Yani ne diyorsun? Bunların açıklaması nedir? Bunların konumu nedir? İman bağlamında nasıl ifade ediyorsun? Kâlel alimu, alim de Ebu Hanife de dedi ki inne hâzi esmâ'u muhtelifet. Evet, bunlar farklı isimler. İsimler farklı. Açık. Ve manaha, fakat anlamları fil imani, iman bağlamında vahy, tektir. Ve zelik ennehu yukirru bi ennallaha Rabb. Kişi ne yapıyor? Bak, ikrar dedi ya. Rabbim Allah diye ikrar ediyor. Ve yusaddiku bi ennallaha Rabb. Allah'ın Rabbi olduğunu tasdik ediyor. Buna iman ediyor. Ve yeteyakkanu bi ennallaha Rabb. Allah'ın Rabbi olduğunu kesin olarak, aslında ipucu veriyor. Bunu daha detaylı bir şekilde açıklayacak. Ve ya'rifu en Allah'a Rabbu. Allah'ın Rabbi olduğunu biliyor. Evet. Fehezi esme muhtelifetun. Bunlar farklı isimlerdir. Ve manaha vahidun kerraculi. Örneği. Adam gibi. Yani adam örneği veriyor. Birdir. Yani adam konuşur, bak konuşmasından bahsediyoruz, görür, duyar, düşünür, hisseder. Ama adam, hepsi adamda gerçekleşiyor. Yukalu lehu, ve bu insana ne denir? Ya insanım, ey insan, ya fulanım, yani veya filan, ey filan, veya raculu, ey falanca adam. Ve innema uniye bihi vahid. Yani burada tek kişi kastedilir. Ve kad da'avhu bi esmai muhtelifet. Yani farklı isimlerle insan ona şey işte Ahmet, Mehmet, işte Karakaşlı, fidan boylu, ondan sonra işte güzel yüzlü veya şöyle böyle. Ama farklı isimlerle söyleseler de aynı kişiyi kastederler diyor. Evet arkadaşlar, bu girizgahtan sonra ders burada sonlandırıyoruz. Haftaya inşallah 210. sayfadan devam edeceğiz. Arkadaşlar, dediğimiz gibi bu eski şeyden devam etmiyoruz. Tahkikten bayağı bir sıkıntılıydı. Yeni tahkik, Seyit Bahçıvan Hoca'nın tahkiki. Lütfen bunu edinmeye çalışalım. Oradan takip ederiz. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.